Birkaç ay öncesinde bir kitap fuarı için işte gidiyoruz. Ulaşımı sağlayan aracın içerisinde farklı yazarlar da vardı. Benim de gıyaben tanıdığım ama ilk kez orada yüz yüze geldiğimiz yazarlar da vardı. Yazarlar bir araya gelince böyle aynı sorduğumuz sorunun muhabbeti açıldı. Nasıl, nerede yazarsın falan. Oradaki arkadaşlar dediler işte ben Ren Nehri'nin kenarında yazıyorum. Gidiyorum orada bir kulübe kiralıyorum. Biri dedi ki yok ben Türkiye dışına çıkmayı çok sevmiyorum. Ben Ava'da işte benim böyle hep gittiğim bir yer var. Orada kampa giriyorum falan. Sonra bana döndüler. Sen dediler nerede yazıyorsun? Dedim ki hani böyle açılıp kapanan böyle rahat çekyatlar var biliyor musunuz dedim onları. Bizim salonda var onlardan. Üstünde bir yazar düşünün. Tepesinde üç tane çocuk. Bir tanesi bebek, bir tanesi ergen, bir tanesi ilkokul döneminde. Hepsinin farklı ihtiyaçları, anne dedikleri farklı yönleri var. O kalabalığın içerisinde yazıyorum. Bazen kendimi rahmetli Kemal Sunal'ın bu Atla Gel Şaban filminde tahminler yaparken işte illaki o minibüsteki kalabalık sahne olacak hali gibi hissediyorum. Çünkü galiba evdeki kalabalığıma ve kendi kendime kalmadan yazmaya, hep bir hengamenin içinde yazmaya o kadar alışmışım ki bazen eşime şey diyorum, yarın öbür gün çocuklar büyüyüp evlendiklerinde, gittiklerinde acaba benim mesleğim mi bitecek, ne olacağım, sessiz sakin yazamıyorum diye. O yüzden gayet hayatın içinde zaten çocuklardan ve aileden beslenen bir kalem olduğu için o sürecin içerisinde doğal olarak şekilleniyor. Yazdığım yerde salonun koltuğu yani.